İstanbul'da aralıksız yağan kar nedeniyle birçok semtte pazar tezgahları kurulamadı. Açık olanlardaysa ürün sayısı çeşitli azdı. Nerede bu pazarcılar? Kış diye gelemiyorlar ki. Normalde burası ana baba günü olması lazım ama şu anda yok. Kar yağdı diye. Kar yağdı, böyle oldu. Kimi pazarcıların arabası çalışmadı, kimi soğuğu görünce gelmedi. Hal böyle olunca semt pazarlarının çoğu boş kaldı. Hiç kimse gelmemiş ama siz gelmişsiniz. Biz geldik, ekmek parası. Gazi Osman Paşa'daki bir semt pazarındayız. Normalde pazarın sadece sol tarafında değil, sağ tarafında da tezgahların olması gerekiyordu. Ancak şu anda oraya baktığımızda sadece karla kaplı araçları görüyoruz. Pazar günleri normalde burada araç park etme olayı olmuyor. Kaldır, adam kaldıramıyor arabayı, pazar kurusun. Sebze ve meyve taşıyan kamyonlar kar yağışı nedeniyle İstanbul'a ulaşamadı. Bu nedenle pazar tezgahlarında çeşit de, ürün de azdı. İstanbul'daki semt pazarları da kar engeline takıldı. Birçok ilçede tezgahlar kurulmadı. Açık olanlardaysa ürün sayısı oldukça az. Kar yağsa da açtınız tezgahı. Evet, evet, mecbur. Buradaki insanları da düşünüp geldik yani. Kar yağdığında genelde maydanozun fiyatı zamlanırdı. Bugün ne kadardan satıyorsunuz? Bugün 1 liradan satıyoruz. Normalde kar yağdığında bu durum pazar tezgahlarına zam olarak yansırdı. Ancak bu kez öyle olmadı. Pazarcılar ellerindeki ürünü bitirebilmek için indirime gittiler. Geçen hafta kilosu 5 liradan satılan ıspanak ve pırasa bugün tezgaha 4 liradan çıktı. Havuçsa geçen hafta 3,5 liradan satılıyordu. Bugün 3 liradan tezgahta. İndirim yaptınız ama alan yok. Alan yok, evet, indirim yaptık, alan yok. Ne olacak böyle? Bilmiyorum, Allah bilir olacağını. Beyaz lahana 2 lira, kara lahananın kilosuysa 4 liradan satıldı. Fiyatı en çok etkilenense balık oldu. Pazarcılar tazesini bulamayınca dondurulmuş balık koydu tezgaha. Şu anda donmuş balığı satıyoruz. İtalya uskunu satıyoruz. Ne kadar? Şu anda 4 tane 10 lira. O fiyata satıyoruz. Pazar fiyatı yani. Dükkanlarda biraz daha pahalı. Siz de kar yağışını göze alıp çıkmışsınız. Evet, çıkmak zorunda. İhtiyaçlar bitmiyor. Kayıp düşmeyin sakın. İnşallah düşmeyiz. İstanbullular 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle eve kapanmıştı. Ancak malum ihtiyaçlar var. Soğuk havayı, kar yağışını ve buz pistine dönen yolları göze alanlar alışveriş için bugün semt pazarlarının yolunu tuttu. Sebze alacağız, peynir, zeytin. Şöyle ayaklarınıza baktığımda çorap geçirmişsiniz. Ya, o neden? Kayıyorum. Bayağı temkinli çıkmışsınız. Ne yapacaksın kızım? Biraz temkinli olmak lazım. Neler almaya geldiniz? Vallahi peynir, yumurta, zeytin, fasulye, pirinç, hepsi lazım. Kışlık erzak alıyoruz. Kar yağsa da değil mi? Hiç fark etmiyor. Boğaz hepsini istiyor. Yollar buz pisti gibi, onu göze alıp çıkmışsınız dışarı. Çıkacağız, mecbur, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Lapa lapa kar yağışı altında alışveriş. Evet, çok güzel oluyor. Lapa lapa kar yağışı altında yapıldı alışveriş. Sadece yollar değil, tezgahtaki ürünlerin üzeri de kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'da bugün termometreler -3 dereceyi gösteriyor ve aralıksız yağan kar nedeniyle işte pazarda da görmüş olduğunuz gibi böyle manzaralar oluştu. Zeytinlerin üzeri karla kaplandı. Temizlemeyi düşünmüyor musunuz zeytinlerin üzerindeki karı? Kar yağıyor, temizlesen de aynı olur. Bozulmazlar değil mi? Yok, bozulmaz. Zeytinde tarihi yok ya, bir şey olmaz. Siyasi gündemdeyiz. Başbakan Binali Yıldırım, Irak'taki temasları kapsamında bugün Erbil'deydi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi.